5. sınıf çalışma soruları kitabı, matematik dersi, sayfa 64. Konumuz alan ölçme ve geometrik cisimler. 1. soru. Kenar uzunlukları 80 ve 30 metre olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin bir kısmına domates, geriye kalan kısmına da soğan dikilmiş. Bir kenarın uzunluğu 20 metre olan kare biçimindeki kısma domates dikildiğine göre soğan dikilen kısmın alanı ne kadardır? Şöyle dikdörtgen şeklinde çizdim. Burası kısa kenar 30, uzun kenarım 80. Bunun için arkadaşlar bir kenar uzunluğu 20 metre olan kare biçiminde şöyle 20'ye 20 kare biçimindeki domates diktiğim yeri buldum. Benim öncelikle dikdörtgenin alanı 30'la 80'i çarpıyorum arkadaşlar. 2400 metrekare benim tüm alanım. Buradaki karenin alanını çıkarmam lazım. 20 ile 20'yi çarptım. 400. 2400'den 400 çıkarttık. Geriye kalan alan benim soğan diktiğim alandır. Cevabımız 2000. İkinci soru. Alanı 81 santimetre kare olan karenin bir kenarının uzunluğu ile alanı 108 santimetre kare olan dikdörtgenin bir kısa kenarının uzunluğu eşitmiş. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı ne kadardır? Alanı 81 olan karenin alanı 81 ise kenar uzunlukları 9'dur arkadaşlar. Alanı 108 olan dikdörtgenin ise kısa kenarının uzunluğu eşitmiş arkadaşlar. Demek ki kısa kenarı 9'muş. Alanı 108 ise 108'i 9'a böldüğümüz vakit arkadaşlar uzun kenarımız 12 çıkacaktır. Cevabımız A şıkkı. 3. Kareli kağıtta verilen şeklin tamamı 14.000 metrekareymiş. Alana sahip bir alan arsanın modeli burada verilmiş. Boyalı bölgelerin tamamına çiçek dikilmiş. Buna göre bu arsanın çiçek dikilmeyen bölgesinin alanı. Evet, kısa kenarım 10, uzun kenarım 14 birim. Çarptık arkadaşlar kısayla uzunu. 140 birim kareden oluşmuş. 140 birim kare 14.000 metrekareye eşitse arkadaşlar. Ben 14.000'i 140'a böldüğüm vakit buradan 0 attık. 1414'e böldük. 14'ün için 14 bir kere var. 2 tane 0 attık. 100. Demek ki buradaki bir birim karem 100 metrekareye eşittir. Bana çiçek dikilmeyen alanları soruyor. Buradaki çiçek dikilmeyen alanları bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 tane birim kare var. 49 çarpı 100. Cevabımız 4900 metrekare olacaktır. Dördüncü soru. Bir yüzeyin alanı 6 santimetre kare olan küpün yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bir yüzü 6 ise küpün 6 tane yüz olduğuna göre 6 ile 6'yı çarpıyorum 36. 5. Yukarıdaki ayrıt uzunluklara verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Buradaki prizmanın hacmini sorduğu için arkadaşlar hacmi buradaki bütün uzunlukların çarpımı. Yani bunlar prizmanın uzunluğu, genişliği ve yüksekliği çarpıdır. 4 ile 5'i çarpıyorum. 20, 20 ile de 2'yi çarpıyorum. Cevabımız 40'tır. Hacmimiz 40 santimetre küptür. 6. Aşağıdakilerin hangisi bir küp açınımı olamaz? A, B ve D'dekiler bir küpün açılımı olurken C bir küpün açılımı değildir. 7. soru. Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının ayrıtların uzunlukları 5, 7 ve 10 santim olarak verilmiş. Yüzey alanı kaç santimetre karedir? Öncelikle tabandaki yüzey alanı bulun. 5, 7'yi çarptım. 35. Daha sonra şuradaki yüzeyi bakalım. Burası 5, yükseklik 10. 5 ile 10'u çarptım. Burası 50.
Geldik yan alana arkadaşlar. 7 ile 10'u çarptım. Burası da 70'tir. Buradaki bulmuş olduklarımın hepsinden ikişer tane olduğu için arkadaşlar 70'i, 50'yi ve 35'i toplayalım. 5, 7, 10, 15, 155 çıktı arkadaşlar. Bu bir tanesi için geçerli. Yani buradaki birer yüzleri için bir tane taban, bir tane yan, bir tane öbür tarafı hesaplarsak toplam 155 oldu. Her kenar, her yüzden iki tane olduğu için bunu 2 ile çarpmam gerekiyor. 155 çarpı 2 cevabımız 310. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.